EZCO ve PayU kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Barbaros Özbuğut'u sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Özbuğut. Buyurun. Teşekkürler. Tokalaşmayı da unutmuşuz. Evet vallahi. Değişik hamleler yapıyoruz tabii ama denk gelebilmek de bir yüzdeli olasılığa düştü. Barbaros Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii artık EZCO hani internet alışverişi dünyasında hepimizin tanıdığı bir marka. Ama yine de siz hem kendi hikayenizi hem EZCO'nun hikayesini kısaca dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Tabii, seve seve. İlk önce 2 sene sonra ilk defa fiziksel olarak bir etkinliğe katılıyorum. Bugün sabah inanılmaz heyecanlıydım. EZCO'nun hikayesini belki çok kısaca anlatmak gerekirse ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Orada işte oranın Türkcell denilebilecek şirkette O2'da yaklaşık 5 sene çalıştıktan sonra ödeme sistemlerine geçtim. Ve en son yolculuğumda Almanya'daki en son yolculuğum aslında Klarna'ydı. Klarna İsveçli bir ödeme kuruluşu ve şu an 46 milyar değerlemede. Ben başladığımda 180. kişiydim ve hep şunu söylüyorum. Yapılabilecek bütün hataları aslında Klarna'nın parasıyla zamanında yaptım ve o süreç içerisinde de kurucu ortağım Tahsin'le tanıştık. Ve beraber Türk asıllı olduğumuz için Türkiye'de 2012 yılında e-ticaretin büyümesine uzaktan da olsa takip ediyorduk. Ve günün sonucunda sorduğumuz soru şuydu aslında, Türkiye'de ödeme sistemleri hangi seviyede? Ve ikimiz de Türkiye'ye geldiğimizde hep şu soruyu soruyorduk. Ya ben bir alışveriş merkezine girdiğim zaman, herhangi bir dükkana girdiğim zaman o tezgahta niye 6-7 tane POS cihazı var? Ve EZCO'nun kuruluş fikri aslında bir şekilde orada başladı. Dedik ki biz bu 6-7 tane POS'u aslında tek bir POS'a düşürebilir miyiz? Bu çok daha verimli bir yapı ve büyük bir ihtimalle üye iş yerlerinin de hayatını çok çok daha kolaylaştıracak bir yapıydı. Bu yolculuğun başlangıç noktasında geldiğimiz seviyede şu an EZCO 70 binin üzerinde üye işleriyle beraber çalışıyor. Ben bütün bu süreç içerisinde en mutlu olduğum şey Link'le satış yapan Ayşe teyzeden dünyada ve Amazon'un hepsinin tek bir platform üzerinde çalışmasını sağlamış bulunuyoruz. Ve geçen sene 18 milyar TL işlem hacmi. Gelecek yani olduğumuz sene içerisinde de bunu 40 milyara taşıyacağız. Bu da aslında pandemiyle birlikte dijital ticaretin ne kadar büyüdüğünü bir kere daha göstermiş oluyor. Etkileyici. Teşekkür ederim. Şimdi biz bu tabii burada şimdi deneyim tasarımı ve yönetim zirvesindeyiz ve sizin içinde bulunduğunuz e-ticaret sektörü de deneyimde gerçekten bir dönüşüm gerçekleşti. Siz nasıl bir dönemden geçtiğini görüyorsunuz? Özellikle bu ekosistemin çok önemli bir oyuncusu olarak. Özellikle pandemide nasıl bir kırılma yaşandı? Pandemideki en büyük kırılım aslında şu, eskiden büyük şirketler daha çok işte benim 15 tane fiziksel mağazam var, 16. mağazamda online shop'um yani dijital ortamda yaptığım satış mağazam diye görüyorlardı. Bence bunun doğru olmadığını pandemide çok net gördüler çünkü bütün 15 tane dükkan kapandıktan sonra aslında tek dükkanın dijital ortamdaki dükkan kaldığını gördüklerinde bence çok ciddi bir şekilde ve belki de 10 yıl sürecek bir değişimi biz 2 sene içerisinde neredeyse tamamlamış bulunduk. Çünkü büyük şirketler artık dijital kanalların ve oluşturdukları o sitenin üzerindeki yaptıkları satışların ne kadar önemli olduğunu ve bundan sonra aslında geleceğin oraya doğru yöneldiğini çok net bir şekilde gördüler. Bununla birlikte bence tüketici olarak hayatımıza çok değişik şeyler girdi. Yani bütün Avrupa gelişmiş ülkelerde hani QR kod dediğin zaman hep böyle doğmadan ölmüş bir teknoloji veya bir araç olarak görünüyordu. HES koduyla birlikte artık herkes QR kod kullanmaya başladı. Ve bu değişen tabii ki alışkanlıklarla birlikte yepyeni belki de senaryolar veya ödeme metotları da bir şekilde hayatımıza girmeye başladı. Eskiden kartımızı çıkarıp o sokup pinini girerken artık temassız ödemeye geçtik. Yani genel anlamda bakılırsa 2 sene içerisinde hem tüketici olarak hayatımızda yepyeni alışkanlıklar oluştu hem de şirketler olarak da artık bu yeni dinamiklere ayak uydurmamız gerektiğini ve geleceğin artık dijital dünyada olduğunu kabullendiğimiz bir süreç oldu. Süper. Ne güzel hatırlattınız aslında. Evet bazı şeyleri var olduğunu unutuyoruz. Sonra birden aslında onu tekrar denklemin içine sokup yeniden bir farklılık yaratabiliyoruz. Süper. Aslında dediğiniz gibi ödeme deneyimi de bu e-ticaret deneyiminin ve yolculuğunun içinde çok
önemli bir yer tutuyor ödeme teknolojileri de. Bu noktada trendleri sizin gözünüzden dinleyebilir miyiz? Ödeme deneyimi, ödeme teknolojileri nereye doğru gidiyor? Ödeme alışveriş deneyimindeki, hele ki dijital ticaretin içerisinde, aslında en önemli adım. Çünkü hiçbirimizin sevmediği bir adım. Biz ödemeciler böyle işimizi bazen çok önemsiyoruz ama günün sonucunda bakılırsa en can sıkıcı işi yapıyoruz. Çünkü insanlar alışveriş yapmayı seviyorlar. İşte üstlerine giymek istedikleri şeyleri seçiyorlar. Ama günün sonucunda ödeme adımına geldikten sonra böyle bir düşünme fazlı başlıyor. Diyor ki ya bunu alayım mı almayayım mı? Onun için biz genelde hep şey deriz. Yani bütün dijital ticaretin conversion, yani satışa çevirme oranlarında en önemli adım ödeme adımıdır. Bu ödeme adımı ne kadar pürüzsüzse o kadar yüksek bir conversion'a ulaşırsınız ve satışlarınızı da o şekilde arttırabilirsiniz. Burada tabii dünyada çok değişik bir süreçten geçtik. İstiyorsanız iki tane video getirdim aslında bu değişimi çok net anlatan. Büyük bir ihtimalle tanıyorsunuzdur ama bu anlatacağım süreç içinde çok önemli olacaktır. İlk önce belki ilk videoyu bir seyredelim. Orada fiziksel dünyada, yani dijitaldeki yaptığımız alışveriş bundan 10 yıl önce fizikselde olsaydı nasıl olurdu'nun cevabı aslında. Hey, is that Hanks? You sure? Yeah. Username? Nick M? No. NM1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay, don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation the design, development, and manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry, hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number four, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Or this one? Hip pot of mice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, express delivery. It's fast. So there's... Standard livery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, okay, you want the take-home-today price, then that's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. Bu videoda aslında, bu arada bunu durdurabiliriz şimdi. What would shopping look like? Şey açısından, ilk etapta bakılırsa ilk gördüğümüz videoda aslında dijitaldeki alışverişin fiziksel dünyadan daha zor olduğunu gösteriyor. Çünkü fiziksel dünyada gidiyorduk, ürünümüzü koyuyoruz, ödüyoruz ve çıkıyoruz. Dijital ortamdaki yapıda bakılırsa son seneler içerisinde inanılmaz çok şey değişti. Çünkü bunu anladık. Ben hep şey diyorum, fiziksel bir mağazanız varsa ve oraya 100 kişi geliyorsa ve 100 kişiden sadece 3 kişi alışveriş yapıyorsa, yani ödeme adımını tamamlıyorsa, o zaman fiziksel dünyadaki o store manager muhakkak buna bir çözüm bulmak zorundadır. Bence dijital ortamda da aynen bu oldu. Biz siteye çok para vererek trafik çekmeye başlıyorduk ve o trafiği satışa çevirme oranlarında da ödeme esnasında çok ciddi şekilde kayıplar da görüyorduk. Bunun daha iyi olması için detaylı bir çalışma süreçleri yaşamış olduk. Yani burada aslında şunu gördük. Bir kişi geliyorsa ve aynı adrese gönderiyorsa ve aynı kredi kartını kullanıyorsa kredi kartını saklayalım ve buradaki alışveriş deneyimini çok çok daha hızlı yapalım şeklinde. Şimdi tabii ki bu alışveriş deneyimini bazı siteler çok iyi yapıyor. Ama genelde bakılırsa şu an Türkiye'de bilmiyorum 200 binin üzerinde dijital ortamda satış yapan belki site vardır. Bunların hepsi aynı seviyede yapamıyor. Biz aslında EZCO olarak birazcık da olmak istediğimiz nokta, biz bir alışveriş ve checkout deneyimi dizayn edelim ve o
tüketici isterse ve EasyCo ile ödemek isterse bundan sonraki süreç içerisinde de bütün gittiği sitelerde aynı deneyimle o checkout sürecini ve ödeme sürecini tamamlasın. Buna da aslında genel anlamda dünyada dijital cüzdanlar deniliyor. Ve o dijital cüzdanların insanların hayatına getirdiği en önemli faktör de dediğim gibi bu checkout süreci içerisinde çok daha hızlı bir şekilde bu alışveriş deneyimini tamamlayıp ürünlerini de en hızlı şekilde eve getirmeleri. Bundan sonraki bence adım çok önemli olacak. Çünkü biz hep şunu diyoruz, fiziksel dünyada biz alışveriş deneyimlerine başladık. Dijital dünya sonradan geldi. Dijital dünyadaki alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını optimize ettik. Şimdi artık geldiğimiz noktada biz dijitalde optimize ettiğimiz alışveriş ve ödeme alışkanlıklarını fiziksel dünyaya nasıl taşırız? Birazcık o reverse innovation şeklinde oraya doğru gidiyoruz. Onun için de bir videomuz var. Şimdi belki ikinci videoyu da açabilirsek. Burada da alışveriş deneyiminin fiziksel dünyada bundan sonraki süreç içerisinde nasıl olacağının belki de bir senaryosu. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Bundan birkaç sene önce Money 2020 etkinliğindeki dünyanın en büyük işte ödeme sistemlerinin bir araya geldiği etkinliktir. Orada birisi sahnede şunu söylemişti. Son 15 yıl içerisinde ödeme dünyası içerisinde en büyük inovasyonu Uber yapmıştır diye. Çünkü Uber'de aslında bunu her bindiğinizde yaşıyorsunuz. Taksiye biniyorsunuz ve hiçbir şekilde ödeme yapmadan taksiden iniyorsunuz. Ve bu aslında çok büyük bir devrim olarak nitelendirilmişti o süreler içerisinde. Amazon bunu kendi storelarında bugün uyguluyor. İleriye dönük gördüğümüz zaman benim iki tane kızım var, 14-15 yaşlarında. Ve dijital native oldukları için kendi hayatlarında aslında işte garsonla konuşmak istemiyorlar. İşte herhangi bir kasiyere gidip ondan bir iletişimde olmak istemiyorlar. Yapmak istedikleri tek şey girip telefonları üzerinden belki de seçtikleri ürünleri alıp ve o kapıdan çıkmak ve hiç kimseyle aslında direkt bir iletişim kurmak zorunda kalmak istemiyorlar. Ve biraz evvel de zaten MediaMarkt yetkilisi de aynı şeyi söyledi. Bundan sonraki süreç içerisinde alışveriş deneyimi dediğimiz zaman aslında birazcık bizim eskideki dükkanlarda da olduğu veyahut işte bakkallarda da olduğu dükkana girdiğim anda beni tanıyan bir sistem ve tanıdığı için de alışverişimi yaptıktan sonra Ahmet abi ödersin sonra veyahut biz onu hallederiz şeklinde cevap verip seni sistemden veyahut dükkandan çıkarmasını sağlamaktır. Bence buradaki yapı da birazcık oraya doğru gidiyor. Bunu dijitalde zaten bugün yapabiliyoruz ama bundan sonraki süreç içerisinde de bunu dijitalden alıp fiziksel dünyaya nasıl taşıyabiliriz? Birazcık aslında bundan sonraki trendler oraya doğru yöneliyor. Süper. Yani benim şimdi tabii Wi-Fi'ye çok alıştık. Şimdi çok güzel bir şey. Benim ikinci hayalim elektriğin ortadan kaybolması. Daha doğrusu elektriği de Wi-Fi gibi kablosuz bir şekilde erişebilmek. Sanırım ödeme bunu daha önce gerçekleştirmiş olacak. Harika. Peki EasyCo olarak bu trendleri de göz önünde bulundurduğunuzda
Siz e-ticaret dünyasındaki ödeme deneyimini iyileştirmek için neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Bizim son iki yıl içerisinde üzerinde çalıştığımız en önemli konumuz aslında dijital cüzdan dediğimiz İZKO ile öde cüzdanı. Çünkü İZKO ile öde cüzdanı tam olarak aslında bu evrimin ilk adımı. Çünkü tüketici tarafında yani İZKO bünyesinde bir hesabı olan ve tanıdığımız bir müşterimizi aslında İZKO'nun entegre olduğu bütün sitelerde aynen bu kolaylıkla alışverişini yapmasını ve ödemesini yapmasını sağlayabilir bir hale geliyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde bence önemli olacak dünya çapında buy now pay later dediğimiz, yani şimdi al ama sonra öde yapısının ve ürününün bence Türkiye'ye gelmesi önemli bir faktör olacak. Bu birazcık hani kredi gibi görülse de aslında bambaşka bir problem çözüyor e-ticarette. Çünkü biz ister istemez ne kadar teknolojiyi kullanarak alışveriş adımlarını kolaylaştırmaya çalışsak da burada ciddi bir güven sorunu da var. Yani tüketici İşte çoğunlukla satıcıya güvenmiyor, satıcı tüketiciye güvenmiyor. Bunu çözmek için tabii ki bizim yaptığımız cüzdan içerisindeki korumalı alışveriş bir etken olabiliyor. Orada da biz bütün yapılan alışverişleri koruma altına alıyoruz ve tüketiciye eğer ürünü almadığı süre içerisinde o parayı geriye iade ediyoruz. Ama bunun bir ileri adımı da aslında o parayı daha tüketiciden hiç almadan bu alışverişe okey demek. Bu da aslında birazcık şimdi al sonra öde yapısıyla hayatımıza giriyor olacak. Biz İZKO olarak bunun üzerine çalışıyoruz ve ileriye dönük de burada bir çözüm sunuyor olacağız. Böylece de hiçbir şekilde kredi kartınız veya hiçbir ödeme aracınızı kullanmadan sadece isminizle burada bir alışveriş yapıp ondan sonra zamanı geldiği zaman veya ürünler size ulaştıktan sonra istediğiniz ortamda ödemesini yapabileceğiniz bir dünyaya doğru evriliyor olacağız. Ondan sonraki yapıda çok net, biraz evvel de gördüğümüz bütün bu deneyimi alıp fiziksel dükkanlara, fiziksel mağazalara nasıl adapte edebiliriz? Bir dahaki evrilme noktası da aslında orası olacak. Burayı da tamamlayabilirsek, yani ben bir tüketici olarak istersem dijital ortamda, istersem de fiziksel ortamda aynı alışveriş ve ödeme deneyimini yaşayabileceğim bir noktaya gelebilirsem, bence o zaman bu iş olmuş olacak. Bu fiziksel ve dijitalin ödemedeki konverjansı, yani yakınlaşması çok gerçekten ilginç bir konu. Bir taraftan da sabahtan beri de temalara da bakıyorum. Güven konusu zaten ödemeyle çok ilişkili bir konu ama diğer deneyim unsurlarında da ortaya çıkmış oldu. Onun için oranın altını çizmeniz de bence çok kıymetli. Kapanış olarak da var mı sizin özellikle gelecek planlarınızla ilgili özellikle belirtmek istediğiniz, İZKO'yu taşımak istediğiniz yer konusunda? İZKO olarak 10 sene evvel bizim olduğumuz sektör yoktu ve şu an için yani bu sene 700 milyon, gelecek sene 1.1 milyar TL ciro yapan bir şirket haline geldik. Bundan sonraki hedefimiz çok net. Finansal hizmetler alanında Türkiye'nin en büyük 5 finansal kuruluşlarından bir tanesi olmak istiyoruz. Ve bunu nasıl yapacağımız sorusuna gelirse de ben şunu çok net görüyorum. Bankacılık sektörü Türkiye'de inanılmaz güçlü ama bence son 10 yıl içerisinde çok net müşterinin odağını kaybetmiş bir sektör. Daha çok kendi problemleriyle uğraşan ama tüketiciye çok fazla önem vermeyen ve tüketiciyi odağından kaybetmiş bir sektör. Bence finansal ekosistemin içerisinde, finansal sistemler ekosistemin içerisinde bizim gibi şirketlerin çoğalmasıyla birlikte bence orada çok güzel bir rekabet oluşacak ve günün sonucunda ben hep şey diyorum, büyük olan değil, müşterisini odağına alan ve müşterinin problemini çözen ve müşteriye karar verme hakkını geriye veren şirketler burada uzun vadeli kazanıyor olacaklar. Bizim de buradaki hedefimiz çok net. Müşteriyi odağımıza alarak buradaki sunduğumuz çözümlerle müşterilerin problemlerini çözerek ileriye dönük bakıldığında Türkiye'nin en büyük 5 finansal kuruluşlarından bir tanesi olmak istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Süper şey. Biz Deloitte Digital olarak özellikle deneyim konusu gündeme geldiği zaman we are in ambition business deriz. Yani o tutku işindeyiz. Gerçekten paylaştığınız hem tutku hem de o ambition için ayrıca teşekkürler. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti Barbaros Bey. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.